Efendim kolay gelsin. Eyvallah. Sayın Algaç Muhtarımız Arya Alçın Bey var yanımızda. Arkadaşlar hoş geldiler. Serkan mıydı? Serkan. Hadi. Hadi. Muhtarım nedir buradaki çalışma? Anlatır mısın bize? Doğan'ın kanunu kanal sezon başlıyor. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı arada. Olsun evet. Sağ olsun devletimize, milletimize. Öncelikle halkımızdan şunu rica ediyorum ben Allah aşkına olarak. Bu çalışmada yani şeffaf olsunlar, yardımcı olsunlar. Bu olacak. Bu ihale olmuş İller Bankası'ndan. Koskoca Sakarya'da, Akkiz'de, Karacallık ihalesi olmuş. Bundan kaçış yok. Yani bunun sonu ne demek? Millet bizden ne istiyor? Bizden şey istiyor. Doğalgaz istiyor. Altyapı olmadan doğalgaz olmuyor değil mi arkadaşlar? Bu birinci derece. Onun için herkes yardımcı olsun. Benim şeyim şu. Arkadaşlar şirket Uğur İnşaat'tı. Bilmiyorum bir şirket aldı bunu. Çalışıyorlar. Ondan sonrası önemli bizim için. Belediye bazında bundan sonra Karacalı'nın durumunu görüyoruz. Yani belediyenin de yapacağı işler var. Bize burada yazdık. Sadece bizim bir avantajımız var burada. Adasun'un müdürü Mustafa Aksakal Bey başkanımız oldu. Evet. Yani bu işleri bilen adam. Ben inanıyorum ki bu işler daha kolay olacak, daha güzel olacak. Benim şeyim şu. Ana yol çıkışında Alağaç'ın, merkez alan içinde mahallelerin ayrılmadan yani kota ödülüp hepsini alması yani. Yani yoldan gidip de bazı evlerde kalmaması. Onu da şimdi görüştüm ben Mustafa Bey'den. Evet. Görüştüm hiçbir sıkıntı olmayacağını. Tamamen proje alanındaki işlerin, evlerin hepsinin kanıda dahil olacağını söyledi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet. Buradan başlıyoruz. Bugün itibariyle buradan çıkış başlıyoruz. Çıkış bugün itibariyle buradan başlayacak. Daha sonradan köprü orada terfi merkezimiz kurulacak. Bundan sonra jandarmalı biraz daha yani 100 metre ileride bağlanacak. Muhtarım bu yol kapanıyor mu şimdi bugün? Bu yol şu anda kapanıyor tabii. Kapanıyor yapıldıkça yani yol önlemlerimizi verecek. Aldık kapatacağız. Önlemler alınacak. Barikatlar şeyler yol gibi şeylerin ağlarını kuruyor. Ne kadar sürede bitirmeyi planlıyorsunuz? Vallahi bir ay, bir buçuk ay. Bir ay, bir buçuk ay. Şeye bağlı, hava durumuna bağlı. Hava durumuna bağlı. Ben hava durumuna göre ben 3 aya razıyım. 3 ayda biterse zaten amenna ve selam. Biraz bir zaten ağır ilerleyeceğiz çünkü yükseklik 4 metre. Şu an burada 4 metreden başlayacağız. Yani kota şey 4 metre iniyor burada yani bayağı şeyden başlayacak. Yani 3 ay bizim için güzel bir olay. Ondan sonra da hemen sezon geliyor. Herhalde belediye yetkilileri de hemen asfaltı yaparız herhalde yani. Yani şart, o şart. Çünkü ana yol burası çünkü yani. Ama öyle bir yapılsın ki bir de asfalt kırılmasın, açılmasın, ya, aç kafa yapılmasın. Bıktık bundan ya. Vallahi biz tam bıktık. Çıkmadan belediye girmesin. Ben şunu söylüyorum. Kesinlikle bütün çalışma bitmeden. Paçası, ben bu işlerin bekanlığım da yok döşeme, paçası her şeyi bitecek. Çalışma ondan sonra başlayacak. Yani yarım çalışma yok. Abi kesinlikle yani. Sokmayacağım yani. Öyle ya. Bunu söylüyorum. Buradan ben belediye, bütün ekiplere, Uğur İnşaat'a, herkese teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar. Bugün bismillahirrahmanirrahim işe başlıyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Size teşekkür ediyoruz. Her zaman yanındasınız. Eyvallah. Yani bu da toprağın kaymaması için yeni bir sistem. Bunu da gördük yani. Öyle mi? He. Yani 4 metre olduğu için toprak kayma riski var. Yani bundan şeyi sağlayacak. Ne 4 metre derinlik? Derinlik evet. Anladın mı? Osman abi. Bak soruyor arkadaş. Vatandaş Osman abim buranın esnaflarında. Hayırlı olsun abi burada size. Söyle bir şeyler söyle. Memnunsunuz bu çalışmadan? Tabii ki memnun olacağız. Yani bu millet için değil mi ya? Gecikmiş bir işlem değil mi? Yani. Yok gecikme de değil yani. Niye? Bu kadar da üstüne gitmemize gerek yok. Yardımcı olmak lazım. Tabii yardımcı olmak lazım. Yani o kadar da bu zamana kadar da çok da önemli değildi. Ama herhalde bundan sonra gerekiyor yani. Önemli olmaz mı dayı ya bu? Elzem bir şey. Kaymasın. Bu altyapı bittikten sonra bu da bittikten sonra 100 yıllık Alağaç. Bakın 100 yıllık kurucusu babalarımız, dedelerimiz 100 yıllık. İnşallah bu iş bittikten sonra büyüklerimize diyorum herhalde Alağaç köyü asfaltı görecek. Daha Alağaç sıcak asfaltın ne olduğunu bilmiyor arkadaşlar. Doğru mu? Bilmiyor. Sadece o mıcı denen şeyle yaptık. Sadece o. Tek şeyimiz büyükşehirden de Akyaz benzerinde Akyaz'ı beldelerden sonra en büyük nazane bir çok modern bir köyümüzdür yani. Akyaz'ını gözlemeydin. Herhalde bundan sonra onlar da gereğini yapacağına inanıyorum arkadaşlar. Vatandaş gereğini yaptı.
vatandaş gereğini yaptı, her türlü yaptı ve şu anda da yardımcı oluyor çalışmada. Evet. Yetkililer de yapsın diyorsun yani. Yapsın diyor. Tabii canım, evet, her dönem inşallah gereğini yaptı yani. Evet. Artık başımızdaki büyüklerimiz bunları tabii ki göz önüne alıyor, hizmeti de yapacak yani. Haydi bismillah. Yani fışırla yapılan asfalt. Sıra asfalt değil. Fışır içinde fışır asfalt. Doğru mu Osman abi? Doğru. 2-4 kişi. Kaçtı? Ufak ya. Eda, kameraya koşuyorsun abi. Ama orayı kapatın ya. Orayı kapatalım abi, hemen kapatalım. Hemen hemen. Gelin. Ne yaptı dayı teyze? He? Evet, çalışma yapacaklar. Oraya kim mi? Ne yapıyor? Yapmasınlar mı? Köyün tabağı mı? Mühendisler geldi. Evet. Şu anda 3 metrede, 1,5 metre daha derine gidecek. Milvet su çıkmaya başladı. Şu anki çalışmada bu şekilde bunun olması şansı hiç yok. Tabii mühendisler ne düşünüyor bilmiyoruz. Yani bir şey söylüyor, ne diyorsunuz ona? Papilaj. Ne? Papilaj. Papilaj mi neymiş? Heh. Onun bile bunu kurtaramayacağını söylüyorlar. Anladın mı? Ne olacak şimdi, çalışma duracak mı? Mühendisler İller Bankası'yla görüşecek, işte gereken Saski'yle konuşacaklar, evet. Belediye'yle konuşacaklar. Şefimiz geldi buraya. Saski'yle. Onlar görüşecek işte. Karar ne çıkar bilmiyorum ama buralar çoğu söz suymuş. Ne çıkar evet bilmiyoruz. Şefler ne karar verir bilmiyoruz. Abi bu suyu değerlendirelim ya. Şimdi şöyle, Alaaç'ın burada ölçmeyeceğim. Alaaç'ın her yerinde 6 kilometre proje var Alaaç'ta şu anda kanal suyuyla ilgili. Burada böyle ileri devam ettikçe 2 metre daha su çıkacak. Yani Alaaç'ta bir tuvalet kuyusu kazarken 1 metre sonra su çıkıyor. Yani suyudan kurtarma şansı hiç yok. Yani ona göre düşünmeli lazım büyüklerin bu iş için. O zaman proje yeter. Bu projenin ben yattı demeyeyim de muhtarım şimdi yatırın diyecekler. Bunu da azıcık da söylüyorum. Bu işin muhtarla falan yok. Benim arzum yapılması, elbette altyapı yapılırsa doğalgaz gelir. Yani. Onun için sakın kimse Öküzaltı Buzağı'nı bizi şey zımcıklamasın, kancayı bize atmasın. Bu devlet işidir, devlet projesi. Evet. Bu şekilde yapılsa bile sağlıklı olur. Bu şekilde yapılırsa zaten arkadaş söylüyorum bakın. Bu şekilde Sayın Batı yapılırsa kesinlikle sadece yaptı olur, kesinlikle sağlıklı olmaz. Bu hizmet ne için? Bu hizmet vatandaşın rahatlığı içindir, toplum için. Sade yap işlere geç diyorsa ayrı konu. Bu kesin sağlıklı olmaz. Evet. Hayırlısı olsun bakalım ne olacak.